Bursa Spor TV ekranlarında futbol gündeminde Bursa Spor Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Eren'le birlikteyiz. Şimdi biraz da futbola girelim. Öncelikle tabii ki kupayı konuşalım. Ziraat Türkiye Kupası. Bursa Spor zor da olsa Giresunspor'u deplasmanda mağlup etmişti. 2-1'lik evet. Skorla gelmişti bu galibiyet. Gerçi orada fire verildi. Tuna Üzümcü, evet. Ali Tandoğan işte bakıyorsunuz 1+2 toplamda 3 maç ceza aldı. Şimdi, ya böyle maçlar neden Bursa Spor'un başına hep bela oluyor? O gün ben Giresun'daydım, maçı seyrettim Vedat Bey. Bize karşı müthiş motive olmuşlar. Yani Giresun sporlu futbolcular sahaya çıktıkları andan itibaren. Biliyorsunuz ilk başta bir gol bulduk. Golleri biz ilk 20 dakikada bulduk herhalde. Tabii tabii. 13-14 dakikada sanıyorum. Evet, sıfır olmuştu bulduk. Zaten. Buna rağmen Giresun Spor taraftarıyla olsun futbolcusuyla müthiş maça motive olmuş. Onlar da sonuçta Bankasya'da oynayan bir takım. Yani fena bir takım da kurmamışlardı. Özellikle sezon başında hedefleri şampiyonluktu onların da. Bayağı zor bir mücadele oldu. Ama zor da olsa kazanmasını bildik. Sert geçti biliyorsunuz. Çok sert geçti, özellikle evet. O Brezilyalı oyuncularının Tuna Üzümcü'nün burnunun kırılmasına yol açan pozisyonda yaptığı itme. Evet. Hakikaten çok haince bir hareketti. Kesinlikle. Ama bakıyorsunuz Bankasya'da bu tip hareketler çok oluyor. Oluyor. İşte Ordu Spor Galatasaray müsabakasında Arda'nın neredeyse kırılabilirdi. Dizine gelebilirdi. O yani 5 santimle Arda kurtuldu. Evet. Yani çok sert geçmesini beklemiyor muydunuz siz Giresunspor maçının? Ben o kadar beklemiyordum. Özellikle taraftarları maçtan önce sağ olsunlar, buradan Giresun halkına tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, Giresun halkı hakikaten öyleydi. Futbolcularımızı çağırdılar. Bu sene şampiyon Anadolu'dan diye tezahürat da yaptılar. Maç sonunda da enteresan o centilmenliklerine devam etti taraftar. Evet. Bizi Allah'a emanet olun gibi bir tezahüratlar falan sağ olsunlar. Ama demek ki sahada o futbolcuların psikolojisi değişiyor demek ki. Bir de Bursa Spor gibi popüler bir takım gelmiş. Onlara da hak vermek lazım. Karşınızda hedef bir takım var. Kaç yılda bir karşılaşırsınız gibi yani. Süper Lig takımıyla ki zirve mücadelesi zirvede yapan bir Bursa Spor var. Biliyorsunuz Beşiktaş'ı yenip gelmiş oraya İnönü'de. Evet. Ülkenin gündeminde bir takım. Tam sükse yapmış. Sükse yapmış. Onları da suçlamamak lazım ama sadece hani futbol dışı sertlikler. Sertlikler onlar olmamalıydı. Yakışmadı onlar maalesef. Bir tek onlar birkaç futbolcuya yakışmadı. Hakemin de orada biraz konuşmak istemiyoruz ama genelde bir garip gördüm o gün ben hakemi. Gününde değildi diyelim ona da. Biraz onun da etkisi var bu sonuçta. Yani bazı pozisyonları süzememesi, çözememesi süzemedi, maalesef. Hakikaten çok büyük bir eksiydi. Evet. Hakem için. Yani formsuz diyemiyoruz. Form durumunu bilmediğimiz için kendisinin daha önce evet. Form durumunu maçları takip etmedik. Öyle bir imkanımız olmadı. Doğru. Ziraat Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Avrupa'ya çıkmak için en kolay yol diyebiliriz. Bu kupayı almayalı bizim de herhalde kaç sene oldu? 24 sene mi? Evet. 86'da aldık. Bir kupa daha yarışır. Çok güzel olur. Yarın Tarsus maçı da inşallah. Evet, Tarsus maçı. Tabii ki Bursa Spor üstün görünen taraf. Evet. Favori konumunda. İddia bile 1.05'lik bir oran vermiş Bursa Spor'a. Yani bu maça oynamayın. Oynamayın dercesine diyor. Bir oran belirlemiş. Demin baktım ben bu oranlara. Ama para maçı da tabii. Yarın takımımız herhalde bir ayı geçti Bursa'da. 43 gün. 43 gün oldu. Bütün taraftarlarımızı bekliyoruz yarın maça. Bilet fiyatlarını da ona göre son toplantımızda evet. Uygun tutalım dedik. Bir saat kötü işte 17.30 değil de 19.30 falan gibi olsaydı. Akşam maçı olsaydı, gece maçı olsaydı. Gerçi yine tabii ışıklar yanacak o saatte şeydi. Biraz saat olarak 2 saat daha geç olabilseydi. Diğer yayın programları olduğu için onlar da ona göre evet, ayarlıyorlar. Yayıncı kuruluş ayarlıyordu. Yayıncı kuruluş şunu şu saatte istiyorum diyor, bunu evet. Bu saatte istiyorum diyor. Rating alacak tabii. Parayı veren düdüğü çalıyor. Doğru söylüyorsunuz. Gerçi hakemler düdüğü çalıyor ama onlar parayı vermiyorlar tabii. Bu arada 100 bin dolar değil mi? 100 bin dolar galibiyete. 100 bin dolar da güzel bir rakam Bursa Spor için. Şu ana kadar da 225 bin dolar kazanmış durumda zaten evet. Bursa Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda.
Bu da işin diğer tarafı. Maddi boyutu da önemli. Yalnız kupalarda benim de gördüğüm ki çoğu yorumcunun da söylediği, hani dünyada artık kupalar kalktı. Kupa Galipleri Kupası bile biliyorsunuz. İlgi azalıyor günden güne. Evet, kupalar kalkıyor. Daha çok böyle lig usulü, grup usulü, Şampiyonlar Ligi gibi bir şey göründükten sonra, ortada böyle bir mecra varken, Şampiyonlar evet. Ligi gibi şey varken, Kupa Galipleri Kupası'nda tabii esamesi okunmuyordu. Ona göre düzenlemeler yapıldı. Bizde de aynı şekilde düzenlemeler yapıldı. Siz bunları yerinde görüyor musunuz? Bu statü sizce iyi mi? Bu statü daha iyi olabilir. Geçen senelere göre biraz daha iyi gibi geliyor bana. Ama daha da iyi olabilir. Bunun üzerine daha da çalışmalar yapılabilir. Daha cazip hale getirilebilir. Mesela ne dedik şimdi? Yayıncı kuruluş 300 milyon dolardan bahsettiniz. Kupanın rakamları da daha da yukarılara çekilebilir. Şimdi bu ihale kabul edilirse bence kupanın rakamları çok komik kalıyor onun yanında. Ama önümüzdeki yıllarda bir tahmin ediyorum. 34 hafta sürüyor. Evet. Bir tanesi 2 ayda bitiveriyor. 2 ayda var. Doğru söylüyorsun. Yani cazip olan bölümü diyelim. Hani grup, evet. Son gruplar artık çeyrek final, yarı final, final. Kaç ayda bitecek? Ocak, işte Mayıs'ta herhalde. Mayıs'ta. Mayıs'ta sahibini bulacak kupa. 4 ayda bitiverecek böyle bir kupa. Bir de onlar da biliyorlar herhalde herkesin yedek kadrolarıyla mesela çektiğini evet. biraz da. İşte bunu biraz daha cazip hale getirirseler daha da kalitesi artar diye düşünüyorum. Tabii, İngiltere'deki sistemde biliyorsunuz herkes bir torbaya giriyor. Hı hı. Favori seri başı gibi bir şey söz konusu değil yani. İlk turda Bursaspor, Eskişehirspor karşılaşabilir yani. Daha ilk turda. O da ilginç bir şey olabilir. Tabii. Ondan sonra bir bakıyorsunuz Sürmenespor'la Tokatspor final oynamış. Kendi ayarlarındaki takımları çeke çeke. Evet. Ama tabii bu neyi getiriyor beraberinde? UEFA Kupası'na bu sefer çok güçsüz bir takım giderse Türkiye'nin de puan etkileniyor. Puan etkileniyor. O yüzden seri başı sistemi bizde çok daha uygun. Uygun. Bizim yapımıza daha uygun. Tarsus maçı kazasız atlatılırsa sırada Denizli maçı. Denizli var. Yine bir kupa maçı. Zaten 6 puan yaparsa Bursaspor garanti gibi. Gruptan lider olarak çıkmak bizim amacımız. Yarınki maçı alacağımızı tahmin ediyorum. Denizli, ondan sonra Sivas gelecek buraya. Bir aksilik, büyük bir aksilik olmazsa biz lider olarak çıkarız bu gruptan. Evet. Arada bir Kasımpaşa maçı var. Evet, çok önemli bir Kasımpaşa evet, maçı Yılmaz bence. Yılmaz Vural yönetimindeki Kasımpaşa kadrosunu da güçlendirdi. Güçlendirdi. Zor mu diyorsunuz? Kasımpaşa maçı bizim için çok önemli. İkinci yarının ilk maçı olması. Zor deplasmanlarımızdan beri biliyorsunuz Kasımpaşa'nın seyircisi de iyidir. Ama işte zirveye çıkmak kolay, orada kalmak zor diye bir terim var ya. Evet. Sonuç ne olursa olsun rakip kazanmaktan başka bir şey düşünemiyorum. Evet. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Kasımpaşa oynayacak bu akşam. Evet. Herhalde o maçı da ilgiyle takip edeceksiniz. Evet. Bursaspor'un rakibi neler yapmış? Saat 20.30'da mücadele. Biz de ilgiyle bakacağız, merakla bakacağız. Kasımpaşa nasıl bir takım? Yılmaz Vural yönetiminde. Yılmaz Vural geldikten sonra aldığı sonuçlar ortada. Küçümsenmemesi gereken bir rakip bence. Butik bir statta oynanacak, küçük bir maçta. Evet. Küçük bir statta oynanacak. Kasımpaşa'nın taraftarı da iyidir. Orada bir baskı oluşabilir. Baskı unsur olabilir mi? Olabilir bence. Stadyum yeri itibariyle de. Yeri itibariyle. Değil mi? Biraz itibariyle baskı. Baskı unsuru olabilir ama bizim takımımız bunu aşacak güçle. Ya tabii Bursaspor takımı hakikaten baktığınız zaman tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Yani gençler bile çok tecrübeli. Kesinlikle. Öyle değil mi? Hem uluslararası arenada tecrübeli gençlerimiz var. İşte Kasımpaşa Spor'un şu an bakıyorum iç saha performansını. 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet. 17. Bu da Yılmaz Vural geldikten sonra herhalde kaybetmediler mi sahalarında? Galatasaray'a kaybettiler galiba. Galatasaray'a kaybettiler. O da son dakikalarda. Evet. 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet, 17 atıp 16 yemişler. Kasımpaşa Spor'un da böyle bir iç saha karnesi var. Bursaspor'un dış saha karnesi de malum zaten. Dış sahada lideriz.
bile yok. İnşallah. Kadro korundu. Kadroyu koruduk. Kimse satılmayacak, kimse de alınmayacak. Bu karar açıklandı. Evet. Son toplantıda bunu da görüştük. Artık tüm futbolculara güvenildiği malum. Bir kez daha deklar edildi herhalde bu şekilde. Tabii bizi bu futbolcular getirdi buraya Vedat Bey. Yani görüyorsunuz. Gollerin dağılımına bakın. Zapol gidiyor, atıyor. Ömer Erdoğan atıyor. Ivankov atıyor. Yani memnunuz bütün futbolcularımızdan. İnşallah aynı kadroyla. Hem saha içindeki tavırlarından memnunsunuz hem kesinlikle. Saha dışında. Öyle değil mi? Kesinlikle. Son derece efendi. Pırıl çok efendi. Hepsi. Ben 25 senedir bu takımın taraftarıyım. Yani tabii geçmişte de çok değerli futbolcularımız oldu. Ancak bu kadar birbirine uyum sağlayan futbolcu ben pek hatırlamıyorum. Yedeğine kadar. Bakıyorum bireysel olarak şöyle kafamdan böyle bazen geçiriyorum. Sağ olsunlar hepsi beyefendi, hepsi profesyonel. O yönden çok mutluyuz yani yönetim olarak da. Evet, ben ikinci yarıda da Sercan'dan patlama bekliyorum. Özellikle İnşallah. Yarınki maçta İnşallah. Start alacak Sercan bence. Bakıyoruz idmanlarda da izliyoruz Sercan'ı. Orhan Gazispor maçında, hazırlık maçında da çok iki gol attı, iyiydi. Çok akıllı dolu goller de attı orada gördük. Çok acılı bir gününde denk evet, gelmişti. Evet. Cenazeden çıktı geldi. 2 saat sonra maç oynadı. Doğru. Sercan Yıldırım hakikaten ilginç bir kişilik bence. Çok ilginç. Çabucak kendini toparlayabiliyor. Evet. Kolay değil yani onun yaşında bunları yapabilmek. Yani 19-20 yaşında, 30 bir yaşındaki insan. Birinin olgunluğu bence bu. Evet. İnşallah Sercan'dan ikinci yarıda sizin de dediğiniz gibi artık patlama bekliyoruz. Evet, yani o takım talip oldu, filancayı verelim, onu verelim, kafası karıştı. Kafası yok. Karışma diye bir şey ben Sercan için kabul etmiyorum yani. Böyle bir şey yok Sercan'da. Kafası karıştı, niye karıştı? Şimdi burada Bursa Spor bugün ülkenin göz bebeği diyelim. Artık sıkıldı insanlar Vedat Bey. İstanbul takımlarını konuşa konuşa. Sıkıldı İstanbullular. Benim İstanbul'da bir sürü dostum var. Yeter diyor ya artık. Bıktık diyor. Fener Galatasaray. Bıktık diyor. Artık diyor yani onlar bile Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray taraftarı gelsin diyor ya Bursa. Seviniyorum diyor ya, üzülmüyorum diyor. Yani ne Bursa Spor gelsin artık diyor, yeter diyor. Bu ülkede de bir şeyler olsun diyor. Üç takımın şampiyonla oynadığı birlik mi yoksa 10 takımın şampiyonla evet. oynadığı birlik mi? İşte bizim ligimizin kalitesi burada ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz İspanya'da kaç takım şampiyon olmuş? İngiltere'de, Almanya'da şu an. İngiltere'de, İtalya'da. Ben İtalya'da 24 takımın şampiyon olduğunu evet, biliyorum. Evet. İkinci ligde olup da şampiyon olmayan takım evet. neredeyse. İkinci ligde oynayanlar da var. İngiltere'de 32 takım. İspanya'da 30 takım, 28 takım şampiyon olmuş. Bizde. Trabzon'u çok saymazsanız. Trabzon'da senin 4 takım. Trabzon'da işte öyle bir kadro denk getirmiş. Arda şampiyonlukları var. Ondan sonra onların da esamesi okunmuyor bakıyorsunuz. Evet. İnşallah Sercan'dan, Volkan'dan. Volkan'da son haftalarda güzel gelişmeler var görüyorsunuz. Galatasaray maçında, Beşiktaş maçında ilk yarısı çok güzel oynadı. Geçtiğimiz ben sezon inanıyorum ikisine son 7-8 maçta çok iyiydi ya Volkan. Evet. O Volkan'ı tekrar izlettirmeye başladı bize. Başladı. Neden olmasın işte bir Eren Albayrak. Hatırlıyorum geçen yıl burada Gençler Birliği maçı mıydı? Bir gol attılar 3'ü. Eren Albayrak getirdi. İşte Sercan'ı ortaladı. Volkan'ı ortaladı. Sercan attı. Vardı. Yani bu müthiş bir şey. Diğer takımlara bakıyoruz. Altyapıdan futbolcu gelmiyor Vedat Bey. Nerede? Trabzon'da, Beşiktaş'ta. Yok. Biz bu gençlerle gurur duyuyoruz. Sercan'ın da ikinci yarı dediğiniz gibi ben şahsen bir patlama bekliyorum artık Sercan'dan. Yapması da lazım. İnşallah yarından itibaren gollere biliyoruz. Başlar. Evet. Orada Sivasspor bir transfer yapmış. Bafana diye bir oyuncuyu almışlar. Blackburn Rovers formasını giyen Güney Afrikalı orta saha oyuncusu. Elrio Van Herden'in ardından ikinci bomba. Hayırlısı. Sivasspor'da Muhsin Ertuğrul'a geldikten sonra Sivasspor'da da bir gelişme var benim gördüğüm. İnşallah
Sivas'ta... Evet, Sivas biraz lige tutunacak gibi geliyor bana. Tutunur. Bence tutunur. Muhsin Ertuğrul zaten bu Afrikalı oyuncuları yakından bilen. Yakından bildiği isim. İçin. Transferde hata yapacağını zannetmiyorum ben de. Doğru. Çok zor. Haklısınız. Yani bu aldığı işte 3-4 tane futbolcuyla Sivas Spor kendini toparlayacaktır. Kendini bulur ikinci yarı. Mehmet Yıldız da geri dönüyor. Mehmet Yıldız dönüyor. Evet, Mehmet Yıldız. İyileşti herhalde o. Evet, oynayacak iyileşti mı? Mehmet Yıldız. İkinci yarının ilk maçında. İşte oynayacak duruma tabii ki. O da büyük bir, büyük bir güç katar takıma. Evet, Sivas Spor yine toparlanacak. Toparlar. Diye. Denizli Spor'un işi zor. Artık onlar 7 puan. Çok zor bence. Evet. O yüzden Çünkü Denizli takım, Spor kupayı da hedef koyamayacak kendine. Böyle bir hedefi de olmayacak. Olmayacak. Denizli Spor'un. Herhalde Bursa Spor maçına farklı bir Denizli Spor çıkabilir. Olabilir. Bursa Spor iki cepheden birden gidebilir. Bursa Spor en azından rotasyon bile yapsa kaliteli isimler kulübede. Tabii tabii, bizim kadromuz geniş biliyorsunuz. Evet, o bakımdan da Bursa Spor bir avantajı. Bursa Spor'un iki kulvarda da öne açık gibi duruyor şu an. Öyle kağıt gözüküyor. Üzerinde tabii. Öyle gözüküyor. Maçlar oynanmadan öyle hiçbir gözüküyor. Şey olmuyor. Yarın inşallah ikinci maçımızı da alırsak yola devam. Evet. Ardından da bir ürün satışı patlaması. İnşallah. Eski atkıları atalım, yenileri alalım diyorum. Evet. Eski atkınızı getirin, 10 lira farkla yerisini götürün. Getirmesinler, arşive kaldırsınlar. Kalsın onlar. Onların hatırası var çünkü. Tabii tabii. Taraftarlarımızın hatırası var onlarda. Evet, eski atkınızı geri getirmeyin, saklayın. Yeni alın. Yenisini alın. Bol bol yeni ürün alın. Eskisini bir yenisini kullanın evet. Diyelim. Bursa Spor'a da başarılar dileyelim. Programımızı da yavaş yavaş bitirelim burada. Evet. Çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz. Bir şey değil. İnşallah taraftarlarımız yarın ki maça bekliyoruz hepsini. Ziraat Türkiye Kupası aynı zamanda lig başlıyor önümüzdeki hafta biliyorsunuz. İnşallah bu başarıların devamı gelir. Biz de heyecanla bekliyoruz yönetim olarak. Bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz yarın. Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Bursa Spor TV ekranlarında Bursa Spor Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Eren'i konuk ettik. Tabii ki konumuz pazarlama oldu. Onun sayesinde pazarlama ağırlıklı bir program oldu. Bursa Spor'da 80 çeşit ürünün 184 çeşit ürüne çıktığını söyledi. Ve daha da ilave edilecek bu ürünlere çeşitlilik. Bursa Spor taraftarını yeni atkı alınması konusunda, diğer ürünlere talip olunması konusunda çağrılarda bulundu Selçuk Eren. Bursa Spor TV ekranlarında özel yayınlarımız devam edecek. Bizden ayrılmayın.